Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu doğrusal fonksiyonlar olacak. Konu anlatımını çözeceğiz. Testim ise okullarımızda ders kitabı olarak gördüğünüz arkadaşlar 9. sınıf matematik ders kitabının 109. sayfasında yer alan ikinci sıra sizde sorusu olacak, testi olacak. Gördüğünüz üzere birbirinden merdane şıkları var. Arkadaşlar bu kitaba ait tüm testleri çözüyorum biliyorsunuz. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesinde tüm kitaba ait arkadaşlar çözümlerini sırasıyla bulabilirsiniz. Konu anlatım videolarım da var biliyorsunuz. Onları buraya koydum. Sık sık hatırlatacağım zaten. Onlar için ayrıca oynatma listesi. MEB'in de sorular var. Onlar da ayrı oynatma listesi. Hepsini de sana öneriyorum. Ayrıca sevgili arkadaşlar şurada görmüş olduğun testlerde kanalımda var. Bunlara da bakmayı ihmal etme. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Doğrusal fonksiyon dedik ve dedi ki M fonksiyonu arkadaşlar reelden reele, yani x sayıları reel sayılar giriyor, karşımıza reel sayılar y'ler çıkıyor. Bunlar giriyor, bunlar çıkıyor. Tamam. Ve mx'in arkadaşlar cebirsel ifadesini bir başka deyişle denklemini, bir başka deyişle de kuralını şu şekilde söylemiş. Eksi 1 bölü 2 x artı 1 bölü 2. Diğer yandan bir tane de n fonksiyonu tanımlıyorum sana şimşekçim diyor. M'yi yeşil alalım. Bir de n fonksiyonu tanımlayacağım. Yine reellerden reele. Nx fonksiyonu da 6x şeklinde tanımlıyorum demiş. E güzel, buraya kadar her şey yolunda. Bir de sana diyor ekstradan diyor şimşekçim diyor. Bir fonksiyon daha tanımlayayım gel. O da ne? K fonksiyonu. Bu arkadaşta kx eşittir cebirsel ifadesi kök 3. X falan yok. Allah Allah. Veriliyor. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayın. Arkadaşlar biz şu ana kadar konuyu anlatımlarda da işledik. Şu arkadaş hangi formu uyuyor? Bu arkadaş ax artı b formuna uyuyor. Şu arkadaş hangi formu uyuyor? Bu arkadaş ax formuna uyuyor. Bu arkadaş hangi formu uyuyor? Bu arkadaş da direkt y eşittir a ya da kx eşittir a formuna uyuyor. Bak burada a dediğim şey x'in çarpanı arkadaşlar. Burada x'in çarpanı kaç? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Artı b dediğimiz arkadaş da kaç? 1 bölü 3. Burada a dediğim arkadaş x'in katsayısı 6. Unutma. Burada a dediğim sabit sayı da kök 3. Tamam. Harika. Bunları zaten hep konu anlatımlarında hep görmüştük. Diyor ki arkadaşlar f fonksiyonu reelden reele f(x) eşittir x. Kimdi bu? Doğrusal referans fonksiyonu. Bunun grafiğinden yararlanarak m, n, k fonksiyonunun grafiklerini aşağıda verilen dik koordinat düzlemi sisteminde çiziniz. Arkadaşlar ne konuşmuştuk? Bak öncelikle mx ile ilgilenelim. Sevgili yeşil fonksiyonla ilgilenelim. M ile ilgilendiğimizde arkadaşlar çarpma şeyde işlem önceliği neydi? Önce çarpma sonra toplama yapılır. Bak önce bu x değerlerini eksi 1 bölü 2 ile çarp. Sonra hepsini 1 bölü 3 ekle şeklinde. Grafikten yararlanarak. Yok değilse biz tabloda yapıyorduk değil mi? Tabloyu da göstereyim şimdi sana. Sevgili arkadaşım şimdi başındaki eksi 1 bölü 2 ne demek? Bak fx her bir değeri kendisiyle eşleştiriyor. 1'i 1 ile 2'yi 2 ile eşleştiriyordu değil mi? Şimdi bu arkadaş ne yapacak? Tüm değerleri kendisinin eksi 1 bölü 2 katıyla. Bak bunun en pratik yolu da şudur arkadaşlar. Ben bu arkadaşı eksi 1 sayıyla çarparsam bir kere artan fonksiyon azalan olacak. Çünkü negatif bir sayıyla çarpıyorum. Yani grafiğim şöyle dönecek. Eksi 1 ile çarpsam tam bu arkadaşa 90 derece olan olur arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 ile çarpmak demek negatif yönde hop şu şekilde eğimimin eksi 1 bölü 2 olması demek arkadaşlar. Şimdi bak bu arkadaşın başına gelen şu. Eksi 1 bölü 2 dedim ya. Bak şuradan. Şurası 1 birim, burası 2. 1, 2, 1, 2, 2, 1. Böyle gidersen şu görmüş olduğum biraz silik çiziyorum. Şu arkadaş işte arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 x'tir. Tamam mı? Y eşittir. Eksi 1 bölü 2 x olur. Daha sonra 1 bölü 3 birim ekle demek. 1 bölü 3 buna tamamen 1 bölü 3 eklediğimizde y ekseni boyunca arkadaşlar 1 bölü 3 birim yukarı kaldırıyorum. Bak 1 bölü 3 birim yukarı kaldırırsam da nereye gelir?
Şurası 1 olduğuna göre şuradan geçer. Tamam mı? Tamam. Yani sevgili arkadaşlar, yeşil dedik madem. Bu arkadaşı yeşille çizecek olsam. Bak yine söylüyorum. Bu arkadaş -1/2x. 1/3 birim yukarı kaldırıyorum bak. Hiç bozmadan. Gördün mü? Heh. Şimdi bunu çizelim. Bak doğrultuyu hiç bozmadan paralel kaldırıyorum. 1/3 birim. Buyur işte sevgili arkadaşım. İşte bu arkadaş nedir? Mx fonksiyonu. Mx eşittir. Yine küçük kalemden vazgeçemedim, gördün. -1/2x + 1/3. Tekrar ediyorum bu arkadaşın başına gelenler. Önce bu doğrusal fonksiyonu, bak bu x'i sevgili arkadaşlar, doğrusal referans fonksiyonumuzu -1/2 ile çarpıyorum. Eksi ile çarpmak demek fonksiyonumuzu artık azalan haline getiriyor demek. Eğimi de 1/2. -1/2 ama. Onu denk getiriyorum. Hemen şunu buluyorum. Daha sonra bak bu arkadaşı şu maviş görüyorsun ya. -1/2x. +1/3 demek. Bütün y değerlerini 1/3 yukarı kaldır demek. Bak bunu sen diğerlerinde de gösterdim. Yani şurada her bir nokta 1/3 yukarı kalkıyor. Her bir noktası, her bir noktası. Şurada gördüğüm bütün noktalar 1/3 yukarı çıkıyor. Öyle değil mi? Bak çarpıyorsun, her bir değere 1/3 ekliyorsun. Ha. Şimdi sıkıdır, bunu iyi şey yap. Hala anlamakta güçlük çekiyorsan zaten konu anlatım videolarında şurada son noktayı koyuyoruz ya, dananın kuyruğunu kopardığımız video. Orada çok detaylı göreceğiz zaten. Tamam mı? Harika. Bir adım sonrası o zaten. Bu arkadaşı hallettik. Şimdi daha kolaylar. Ne x? 6x arkadaşlar. Bu ne? Bak bu arkadaş her bir değeri kendisinin 6 katıyla eşleştiriyor. O da ne demek? Bu arkadaş şimdi kendisini bir katıyla kendisiyle eşleştiriyor. 1 artık 6 olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şuralara falan gelecek. Yani eğimim arkadaşlar 6 olacak. Şu hale gelecek yani. Değil mi? Güzel. Yani 1/2 yarım verdiğimizde bu arkadaşın değeri kaç olacak? Örneğin 3 olacak. Şuradan geçecek. Şu noktadan geçecek. 1 verdiğimizde demek 1 yaz. Pardon, 1/2. 1/2 yazarsam ne olur? 6 × 1/2 3 yapar. X'in 1/2 olduğu yerde buradan geçecek. 1 olduğu yerde 6'dan geçecek. Diğer yandan -1/2 yazdığında da -3'ten, değil mi? -1/2 -3'ten geçecek. Aha da buradan. Sevgili arkadaşlar ne kadar dik, değil mi? Bak şu fonksiyonun 6 katıyla eşleştirmek dikleştiriyor. Eğimini 6 yapıyor. Hop bu hale dönüyor. Ne kadar dik oldu, değil mi? Eğer 2 ile çarpsaydım 2 katı olacaktı. Artık 1/2 olacak. Şu olacaktı. 3 ile çarpsaydım bu olacaktı. 4 ile çarpsam bu. 5 ile çarpsam bu. 6 ile çarptım coştu. Patron çıldırdı yani. Tamam, harika. Hemen Allah'a ciğeline şimşekçiğim. Güzel. O arkadaşı da şöyle dik bir şekilde çiz. Tamam. Cetvelle çiziyorum. Hani sizlere daha güzel daha güzel hizmet verebilmek, daha güzel görüntüler verebilmek için. Anlaştık. Güzel. Her şey yolunda. Ve dikkat edersen sevgili arkadaşım, bu arkadaş nereden geçiyor? Orijinden geçiyor. Şimdi geldik. Köküş. Arkadaşlar şimdi bu arkadaşın bak karşısında kx eşittir kök3 görüyorum. Herhangi bir bağımsız değişken var mı? Yok. Bağımsız değişkenimiz kimdi? X'ti. Bağımsız bir değişken yok. Bu arkadaş yani hayatının sonuna kadar hep kök3. Yani bu ne demek? K1 kök3. K-4 o da kök3. K-1400 5. Bu da kök3. Eksi burada olacak. K1924. O da kök3. Yani arkadaşım kök3 de nerede? Kök3 dediğimiz sayı arkadaşlar, sayı doğrusunda onu da hani yeri gelmişken söyleyeyim. 1, 2, hop şu da 3 olsun. 1 sayısı kök1'dir. 2 sayısı da kök4'tür. Bak burada kök2 var, kök3 var. Kök3 2'ye daha yakındır. Aha da şurada bir yerdir. Bu arkadaş hayatının sonuna kadar y'si hop işte bu olur. Hep bunları da şey ekleyelim. Y eşittir kök3'tür. Anlaştık. Harika. Tamam. Yani grafikleri yani f(x) eşittir x grafiğini kullanarak elimizden geldiğince hasbelkader bunları çizdik.
Gel bakalım B'ye bakalım. Çizdiğiniz grafiklerden yararlanarak M, N, K fonksiyonlarına ait grafiklerin eğimini bulunuz. Bulduğunuz eğim değerlerini F fonksiyonuna ait grafiğin eğimiyle karşılaştırınız. Sevgili arkadaşlar, bak şurada dedim aslında burayı biraz okumak da bayağı zor olacak. Şu yeşilden nokta bulmak grafik üzerinden. Ama bu arkadaşım biz ne dedik? X'in katsayısı bana her zaman eğimi verir. Yani şuraya yazdığımızda MX, yine küçük kaleme git diyelim gördüğünüz üzere. Hemen alıyorum. Eksi 1 bölü 2X artı 1 bölü 3. Sen bunu şöyle de görebilirsin. Eksi x bölü 2 artı 1 bölü şaşırma aynı şey aslında. Arkadaşlar x'in katsayısı eksi 1'dir. Yani m eğimi diyeceğiz ama neyse m mx. Mx'in eğimi arkadaşlar eksi 1 bölü 2'dir. Bak grafikten de anlıyorum zaten negatif azalan, negatif eğimler azalan fonksiyonları gösterir. Bu da ne? Bak bağımsız değişkenin artıyor. Arttıkça senin karşına gelen bağımlı değerinde azalıyor. Güzel. Diğer yandan N'ye bakalım. Arkadaşlar X'in katsayısı kaç? 6. Bak buradan da işlem yapacak olursak zaten burada sayfa yetmiyor tabii ki. Şurayı alırsak bak burası 3 birim. Burası 1 bölü 2. 3 bölü 1 bölü 2 yaparsan onu da ne yaptık? Dikey bölü yatay. Değil mi? Bak burası dikey. 3 birim. Burası yatay 1 birim. Bunu diğer videolarımızda da gösterdik. Dikey bölü yatay. Hop 6 olduğunu görüyorsun. Ki zaten x'in katsayısı da belli. M, nx. Nx'in eğimi de arkadaşlar 6. Oo evlere şenlik. Diğer taraftan bu arkadaşın eğimi. Hadi bakalım. M, kx. Var mı oradan bir şey söyleyen? Bak sevgili arkadaşım. Eğim şunu asla unutma. Eğim şuna da eğim diyelim. Eğim arkadaşlar y'lerdeki değişim bölü x'lerdeki değişimdir. Şimdi delta delta hocam nereden şey yaptın? Arkadaşlar bak şurada bir vatandaş yürüyor. Şu y fonksiyonu y eşittir kök 3. Yürüyor yürüyor şuraya geldi. Dümdüz yolda yürüyor. Bunun eğimi kaç Allah aşkına konuş. 0. Değil mi? 0. Sen zaten bunu buradan da bilirsin. Ya da şöyle dersin. Bu arkadaş yolculuk boyunca dikeyde herhangi bir yer değiştirdi mi? Hayır. 0. Yatayda buradan buraya. İsterse 2 kilometre yürüsün. 0 bölü sayı zaten 0 değil mi? Konu kapanmıştır. Bak ne kadar güzel çıkarttık değil mi? Oysa mesela şu laciverde gel. Vatandaşın biri buraya geldi. Burada yürümek mümkün değil. Tırmanacak. Böyle 6 eğim Allah korusun. Eğimi 6 olan bir şey. Arkadaşlar bak buradan da yürüdüğümüzde mesela şu orijinden aldım. Şuraya kadar geldim. Dikeyde 3 birim yükseldi. İşte az önce böldüm ya. 3'ü 1 bölü 2'ye böldüm ya. Dikeyde 3 birim. Yatayda da 1 bölü 2 birim gitti. Ha bak böyle görüyorum. Anlaştık mı? Sen bunu 8. sınıftan da hatırlarsın zaten. Nefis. Eğimleri de hallettik. Peki bu arkadaşın eğimleriyle de kıyaslarsak ne diyeceğiz? Bu arkadaş pozitif eğimli, bu arkadaş negatif, bu pozitif, bu da sıfır. Eğimi sıfır arkadaşlar. Pekala, şunu azalan diyebilirim, bunu artan diyebilirim. Şöyle yorum da yapmışlar arkadaşlar. Şu arkadaş y eksenine daha yakın, değil mi? Güzel. Bu arkadaş x eksenine paralel, onu söyleyebilirsin, değil mi? X eksenine paralel. Zaten x ekseninin eğimi de sıfırdır. Hadi C ile devam edelim. MNK fonksiyonlarının varsa sıfırını, fonksiyonları temsil eden grafiklerin y ekseni kesiği noktaları maksimum ve minimum değerlerini bulunuz. Sevgili arkadaşlar, şimdi maksimum, minimum, tamam onları da söyleyeceğim. Önce sıfır varsa diyor. Arkadaşlar bak sıfırında ne demiştik? Bu fonksiyonu sıfır yapan değerleri arıyorduk. Şimdi mx'i yazalım. Eksi 1 bölü 2x. Artı 1 bölü 3. Bak bunu, bu değeri hangi değer 0 yapar? 0'a eşitliyorum. Buradaki x değerini buluyorum. Bu denklemi çözen x benim 0'ımdır. Burada da görüyorum aslında. Eğimden de çıkartabilirim ama şöyle yukarı kaldırdığımız için grafiksel olarak görme şansım biraz zor olabilir. Biraz kıl kaldırdık bunu değil mi? 1 bölü 3 birim de biraz evlere şenlik. Gel bunu çözelim. Bu arkadaşı sağ attım. Burada 1 bölü 3 var. Eşittir. 1 bölü 2x. Değil mi? Çok güzel. Şimdi her iki tarafı 2 ile çarpalım.
Amacım ne? Bak ikiler sadeleşti. X'i yalnız bırakmak. X eşittir 2 bölü 3. Heh. Arkadaşlar bu arkadaşın sıfırı 2 bölü 3'tür. M x fonksiyonunun sıfırı. Tamam mı? Tamam. Şimdi gel kx'e bakalım. Kx'de de nx. Arkadaşlar nx içinde neye bakacağım? 6x'i kim sıfır yapar? Tabii ki sıfır yapar değil mi? X eşittir sıfır. Zaten burada grafikten de görüyorum. Sıfırı sıfırdan geçti. Bu arkadaşın sıfırı da budur. Ne x'e gelelim kx'e? Arkadaşlar kx eşittir kök 3 idi. Şimdi bana söyle kök 3 eşittir 0. Ya böyle bir şey var mı? Kök 3 eşittir 0. Olmaz. Zaten bak grafikte de görüyorsun. Bu değer asla 0 değil ki. Bu hayatının sonuna kadar kök 3 zaten. Bir gıdım ne fazla ne az. 0 asla olamaz. Böyle görüyorsun. X eksene paralel gidiyor zaten. Asla kesişmezler. Sıfırın diğer anlamı da neydi arkadaşlar? X eksenini kesen noktaydı. Bu arkadaşın da sıfırı yok. Konu kapanmıştır. Sıfırlarını inceledik. Fonksiyonel teoremde y eksenini kesti noktalar. Arkadaşlar sıfırı için x'e sıfır diyoruz. Pardon y'ye sıfır diyoruz. Düzeltelim orayı. Silgiciğim gel buraya. Arkadaşlar bir fonksiyonun sıfırını bulmak için y eşittir sıfır diyorum. Yani fonksiyonu sıfır yapan değeri. Y eksenini kestiği nokta için de bu arkadaşın cebirsel ifadesinde x yerine sıfır yazıyorum. Nasıl mı? Şöyle bak. Mx eşittir. Eksi 1 bölü 2x artı 1 bölü 3'tü ya. M sıfırı buluyorum arkadaşlar. M sıfır. Ben sana bunu daha önce de öğrettim. Şuradaki B değeri keser. Sıfır yazıyorum. Burası gitti. Sıfır artı 1 bölü 3'ten cevabımız 1 bölü 3 oldu. Bak neresi o nokta? Aha da burası. Bak zaten öyle yapmadık mı? Şöyle yaptık. Bu arkadaşı önce şu hale getirmiştik. Sonra 1 bölü 3 birim yukarı kaldırmıştık. Gayet doğal olarak bu arkadaş 1 bölü 3'ten kesecek. Ve her zaman şuradaki sabit sayı arkadaşlar AX artı B formunda bizim Y ekseni kestiği noktadır. Sabit sayı. Bak burada sabit sayı var mı? Yok. Hangisinde yok? Hop. Şu bizim NX fonksiyonunda. NX'de de arkadaşlar ne yapacağım? X yerine 0 yazacağım. N 0. Söyle bana 6 çarpı 0'dan eşittir 0. Bak 0'dan kesti x eksenini de y eksenini de. Diğer arkadaşta da hop kaçı bulacağım? K fonksiyonunda k 0. Arkadaşlar bak burada yazdık. K'ye ne verirsen ver bu arkadaş kök 3 zaten. Kök 3. Zaten y eksenini kök 3'te kestiğini buz gibi görüyorum. Tamam mıyız? Tamamız. Bunlar da tamam. Maksimum minimum. Arkadaşlar şuradan görüyorum bak azalan yeşil fonksiyonumda bu arkadaşın maksimum minimumu yok. M'nin max minimumu yok arkadaşlar. Max min yok. Ben bunu dar alanda paylaşıyorum. Sen geniş geniş yazarsın. N'nin arkadaşlar N için de aynı şey söz konusu. Bak N'nin de artı sonsuza kadar gidiyor. Eksi sonsuza kadar da gidiyor. N'nin de maksimum minimum noktası. Yok. Geldim şeye. Kök 3 fonksiyonuna. Kx'e. Arkadaşlar bu arkadaşın maksimumu da minimumu da kaç? Kök 3. Bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer de kök 3. En küçük değer de kök 3. Anlaştık. Anlaştık. Şuraya yaz. Kx kök 3. Max min. Tamam. Güzel. Geldim Ç'ye. Fonksiyonların artan veya azalan olduğu aralıkları bulunuz. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş bak yeşil fonksiyonumuz kim o? Mx. Mx arkadaşlar azalan bir fonksiyon. Nereden anlıyorum? Bak sürekli azalıyor. Azalan fonksiyon hangi aralıkta? Reel sayılar. Tüm reel sayılar kümesinde. Eksi sonsuzda sonsuzda diyebilirsin bunu. Reel sayılarda da diyebilirsin. Tamam mı? Azalan. Geldim Nx'e. N'de. Nx'de arkadaşlar bak hep artıyor. Nereden nereye? Nx artan bir fonksiyon. Hangi aralıkta? Hop hayatı boyunca. Eksi sonsuz, artı sonsuz. Tüm reel sayılarda da diyebilirim. Geldim Kx'e. Arkadaşlar Kx
ne artıyor ne azalıyor değil mi? Sabit fonksiyon bu. Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyonların da arkadaşlar artan azalanı olmaz değil mi? Bak hayatınız sonuna kadar sabit. Nerede? Yine reel sayılarda. Eksi sonsuzdan sonsuza kadar sabit bu. Doğduğundan beri sabit, ölene kadar, sonsuza kadar böyle gidecek. Fonksiyonların birebir olmadıklarını belirleyiz. Arkadaşlar birebir, bak eğimli olan bütün fonksiyonlar zaten her bir değer için sana farklı bir değer veriyor. Değil mi? Güzel. O yüzden birebir mi? Sevgili mx fonksiyonu birebirdir. Sevgili kx fonksiyonu da bak her bir değer için farklı bir değer buluyorsun. O nx. Bana niye k deyip duruyorum ya? Nx, mnk, kn, k'yi sona bırakmışlar. Bu da birebir. Hah, şimdi geldik sevgili kx'e. Arkadaşlar kx öyle mi? Hayır. Bak her değer için aynı değeri buluyorsun. Her değer için. Birebir de ne olacaktı? Her farklı bir x değeri için farklı bir y bulmalıydın. Burada her farklı x değeri için aynı değeri buluyorsun. O zaman sevgili kx birebir değil. Mevzu kapanmıştır. Fonksiyonların artan azalanlı ve birebirliğiyle ilgili ulaştığınız sonuçları birebirlik ve azalan tanımlarından yararlanarak cebirsel olarak doğrulayınız. Sevgili arkadaşlar burada da şöyle hemen şu arkadaşları şuraya bir şey yapayım da şurada. Yeşilimiz şu. Kabaca çizeceğim. Sonra daha kötü çizdim ya. Hemen daha güzel bir kağıt çıkartayım sana. Şuradan hop. Burada şurayı çok boğduk değil mi? Burayı çok yorduk burayı. Tamam yeşili çizdim. Laciyi çizelim. Burada şeye takalım. Tamam. Hop kırmızıyı da çizelim. Tamam bunları çizdik. Arkadaşlar şimdi bak bize ne diyor? Artan azalanlığını bilemez. Artan azalanlıkta ne yapıyordum? Şimdi bir iki tane değer alalım arkadaşlar. Bir A. Şuradan A'yı alalım. A. Bir tane de B değeri alalım. Tamam mı? Çok güzel. Biz ne yapıyorduk arkadaşlar? A B'den küçük. Eğer MA MB'den küçük olursa arkadaşlar ne diyordum? Bak ne oluyor? Bağımsız değişkenin artıyor. Eğer fonksiyon aldığı değerde artıyor ise artan diyecektim. Bunun tersi olursa da azalan diyecektim. Bak buraya gel. Yeşil için şu arkadaşı şu noktada şurası ne değeri arkadaşlar? MA değeri değil mi? MA değeri. Şu değerde hop tık 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 tık. Şurası da sevgili arkadaşlar MB değeri. Şimdi bana söyle. Durum nasıl? MB mi büyük MA mı? Hayır. MA büyüktür MB. O zaman ne diyeceğim? Bak X artıyor ama aldığın sonuç azalıyor. O zaman azalan. İşte cebirsel temsillerle göstermemiz bu. Tamam mı? Tamam. Aynı şeyi laci için yapalım. Bak lacivert için arkadaşlar tak 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 yine A değeri için. Tak 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 şuraya geldim. Bu arkadaş nedir? N fonksiyonudur. NA. Bak B için tok tok. Oo bu sayfaya bile sığmadı. O çok yukarılarda. Şurada bir yerde olsun hadi onu da öyle diyelim. Bu da NB. Açık arayla NB NA'dan büyük. NB büyüktür NA. Bak sevgili arkadaşım bağımsız değişkenin arttı. Aldığın sonuç karşına çıkan, görüntü kümesindeki karşına çıkan sonuç da arttığına göre o zaman ne diyorum? Bu arkadaş artandır diyorum. Harika. Diğer taraftan bak. A, B'den küçük ama burada nedir? Bak dıbıdıp dıbıdıp. Bu da K fonksiyonudu. K, A eşittir K, B. Arkadaşlar bağımsız değişkenin arttı ama fonksiyonda ne artma var ne azalan. O zaman bu ne diyeceğiz? Sabit fonksiyon. Tamam. Tabi sadece iki noktayla bu ispatlanılmaz da biz şimdi böyle gördüğümüz için böyle devam edelim. Tamam mı? Harika. Çok güzel. Bir de neyi söylemişti bize? Artan azalanlık. Birebirlik. Birebirlikte de arkadaşlar şöyle diyoruz. Şimdi A B'den farklı değer. Değil mi bak? A ile B birbirinden farklı değerler.
MA değeri ile MB değeri de birbirinden farklı. O zaman birebir diyoruz. Birebir. Ama bak tekrar ediyorum. Biz senin ön bölümde ne dedik? Karşıt örnek sunma vardı. Şimdi burada normalde bir tane ya da iki tane noktayla hemen karar verilmez yani. Bir sürü ispatları yapman lazım birebir için. Ama mantık olarak görüyoruz. Şimdi bak KX'i konuşurken söyleyeceğiz. Karşıt örnek sunmayla hemen olmadığını göreceğiz. Yine A B'ye eşit değil. NB de NA'ya eşit değil. Hop, o zaman ne diyoruz? 1'e 1. Tamam. Kitabımız böyle dediği için saygı duyuyoruz. Arkadaşlar AB'den farklı ama KA eşittir KB. Değil mi? Bak aynı değerler. Dıp 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 ki kendileri de kök 3. Hatta şöyle dedim ki eşittir kök 3. E buna da ne diyeceğim arkadaşlar? O zaman 1'e 1 değil. İşte karşıt örnek sunma budur. Bak karşıt örnek sunmayla sevgili arkadaşlar bir şeyin olmadığını ispat edersin ama bir şeyin olduğunu ispat etmek de göbek çatlatman gerekir yani. Şunlar için trilyon tane şey var. Ama şunu söyleyebilirsin. Doğrusal fonksiyonlar, eğimi sıfır olmayan tüm doğrusal fonksiyonlar arkadaşlar birebir genellemesini yaparsın ama yine de bir soru işareti koyarsın. Tamam. Gördüğünüz üzere bir tane soru çözdük ama bir sürü şıkkı vardı. Ortalık böyle panar yığır yerine döndü. Tertemiz bir sayfaydı bu biz her şeye başlarken. Bak ne kadar güzel alın teri döktük. Arkadaşlar hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bütün kitaba ait çözümleri arkadaşlar bu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Ayrıca konu anlatım videoları ve MEP ilgili sınıf içi ölçme etkinlikleri, örnek ölçme araçlarını da bulabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.